Var mı biri? Efendim? Erkek arkadaşın var mı? Yok. Peki hoşlandığın biri var mı? Yok. Var, var. Hadi saklama, söyle bana. Aramızda kalır, merak etme. Yok ama gerçekten. Peki Behlül'ü nasıl buluyorsun? Yakışıklı değil mi? Behlül'ü beğeniyor musun? Ne söylemeye çalıştığınızı anlamıyorum. Yani Behlül benim akrabam. Kardeş gibiyiz biz onunla. Nereden kardeş oluyormuşsunuz canım? Dıdısının dıdısı. Uzak akraba bir kere. Gerçek amca çocukları değilsiniz. Yok ama çok yakınız biz. Ya öyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey hayatta olamaz. Neden olmasın? Ben sizi çok yakıştırıyorum. Neler söylüyorsunuz? Bence Behlül de senden hoşlanıyor. Yanılıyorsunuz, olmaz öyle şey. Belki şu anda o bile farkında değil bunun. Ama ben anlıyorum. Sana bakışları kendini ele veriyor. Sonra o takılmalar, şakalaşmalar ne biliyor musun? Seninle ilgilendiğini belli etmemek için yapıyor hepsini. Mesela sana dokunmak, saçlarını okşamak istiyor. Ne yapıyor? Tutup böyle karıştırıyor. Sen de tersliyorsun çocuğu. Sinir oluyorum ama. Olma. Peşinde o kadar kız koşarken onun seni seçmesi hoşuna gitmez mi? Allah korusun. İstemem ben o kadar çapkın birini. Ay hiç uğraşamam. Yoramam kendimi. Öyleleri uzak dursun benden. Böylelerini iyi tanırım canım. Kelebek gibi uçarlar uçarlar, sonra en güzel renkli çiçeğe konarlar. Behlül de aynı böyle işte. Şimdiden bir şeyler hissediyor ama etrafındaki güzelliklere bakmadan da edemiyor. Gün gelecek, ışıltını görecek. En güzel renklerin sende olduğunu anlayacak. Bu geçici ilişkilerden, iniş çıkışlardan yorulacak ve huzuru sende bulacak. Gerçek sevgiyi, aşkı. Anlıyorum, gör bak. Firdevs Hanım söylemişti diyeceksin. Asla. Büyük konuşuyorsun. Konuşurum çünkü böyle bir şey olmasına imkan yok. Neyse kusura bakmayın. Çıkıp ödevlerime bakmam lazım.